Sigaranın akciğer kanseriyle olan ilişkisini hepimiz biliyoruz. Diyelim ki şu sigarayla vücudumuza aldığımız toksik madde olsun, zehirli madde olsun. Zehirli maddeler yağ devirirler. Oysa biz vücudumuzdan idrar ve ter atıyoruz. Yani su bazlı atıklarımız var. Toksik madde atılamazsa ne oluyor? Gidiyor hücrenin içerisinde DNA'ya zarar veriyor, DNA'yı kırıyor ve bizi kanser ediyor. Vücut buna karşı glutatyon denen bir maddeyi genlerimizin yardımıyla bir proteini üreterek getirip işte bu toksik maddeye bağlıyor. O zaman bu toksik madde suda erir hale geliyor. Vücudumuzdan terle, idrarla atılıyor. Buna da detoks diyoruz. Vücudun toksinlerden arındırılması diyoruz. Ama bu toksik maddenin vücuttan atılmasıyla ilgili glutatyonu buna bağlayan gen, diyelim glutatyon estransferaz geni, bazı insanlarda hızlı çalışıyor, bazı insanlarda normal çalışıyor, bazı insanlarda yavaş çalışıyor. Neden? Genetik yapısına göre. Diyelim ki genin hızlı çalıştığı, orta ve yavaş çalıştığı 3 kişi, A, B, C kişileri, üçü de bugün günde bir paket sigara içmeye başlıyorlar. En önce kim akciğer kanseri olur? Tabii ki vücudundan toksini en yavaş uzaklaştıran kişi hasta olur. Bakın, bu A kişisi geni vücudundan, toksinleri vücudundan hızlı uzaklaştırıyor. Bu B kişisi biraz daha yavaş, bu C kişisi çok yavaş. Onun için C kişisi akciğer hastalığı eşiğine en yakın olan kişi. A kişisi bir paket sigara içti, bakın hastalık eşiğine ulaşmadı. B kişisi içti, yine ulaşmadı. Ama C kişisi birinci pakette akciğer kanseri oldu. İşte o nedenle birçok insan sigara içiyor ama bazıları akciğer kanseri oluyor. A kişisi bir paket daha içti, yine akciğer kanseri eşiğine ulaşmadı. İşte o nedenle biz duyarız, işte benim amcam günde iki paket sigara içerdi, ona bir şey olmadı. İşte o amcanın genetik yapısı da bu. Ama bu kişi daha çok sigara içer, vücudunda da toksinleri atmayacak şekilde bir beslenme uygularsa bu kişide kanser olabilir. Ama bu kişi genetik yatkınlığını bilir, sigara içmez ve beslenmesinde de detoks yapıcı gıdalarla beslenirse o zaman bu da akciğer kanserine yakalanmayabilir. Demek ki akciğer kanserine yakalanmak bir kader değil. Genetik yapımızı bilir, ona göre yaşarsak hastalıklara, akciğer kanserine de, diğer kanserlere de, kalp krizine de, şeker hastalığına da, birçok hastalığa da yakalanma riskimizi önemli ölçüde düşürebiliriz.